Allah-u Teala Hazreti Kaddes Hazretlerine nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bizi insan yarattı. İnsan yaratmakla bitmedi, imanı nasip eyledi. İmanı nasip etti, İslam'ın kemalatını, hakikatını nasip etti. Bu nimetler Allah'ın lütfu keremiyle mümkündür. Her bir nimetin gelişinin zahirde bir sebebi vardır. Bu nimetlerin bize ulaşmasının sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimiz Kitab-ı Şerifler 4 kitap 130 sayfa veliler, ulema, müfessir, fukaha, muhaddis gibi zat-ı mübareklerin say gayretleriyle bu dinin nimet ve hakikatleri bize ulaşmıştır. Onun için Allah'a nefeslerin sayısı kadar, denizlerin damlası kadar, çöllerin, kumların tanesi kadar, yaprakların sallandığı ve zikrettiği kadar, nefeslerin alıp verdiğimizde hu hu çektiği kadar, kelama sığmayan nihayetsiz derecede hamdü senalar olsun. Hayvan yaratılabilirdik, taş toprak yaratılabilirdik. Hiç sevilmeyen Allah muhafaza kafirler zümresinden olabilirdik. Allah korusun. Şükrederiz o Rabbimize ki bizi insan yarattı, imanla mücehhez kıldı, İslam'la şereflendirdi, peygamberlerle terbiyet etti, Kitab-ı Kerimlerle ahkam-ı ilahiye ve İslam yolunun nusreti gösterdi. Nasıl hamd edelim? Hamd etmesini bilen enbiyanın şükrüyle hamd edelim. Hamd etmesini bilen evliyanın şükrüyle hamd edelim. Fıtratlarındaki güzelliklerle yaratılan nebatatın şükrüyle hamd edelim. Fıtratlarındaki âli sıfatlarla gönderilen hayvanatın şükrüyle hamd edelim. Yaratılmış olan mevcudatta canlı cansız her şey Allah'ı zikreder. Onların zikirlerinin safiyetiyle Allah'a hamd edelim. Kitaplarda buyuruluyor ki en saf temiz en saf temiz zikir cemadat, taşların, kayaların, madenlerin zikridir. Onların içinde nefsin payı yoktur. Taş, maden, kaya, toprak, fıtratlarında nefsin payı olmadığı için zikirlerinde halisiyet en yüksektir. Sonra nebatat gelir. Yalnız Allah bir yerim adamı. Nebatat cemadat kadar safiyetle zikredemez. Patlıcan çiçeği patlıcan olmaya çalışırken biraz meşguliyete dalar. Ben demiyorum ki tat diyor. Domates domates olurken nebatat olduğu için fıtratındaki işi yapmanın gayretiyle biraz kayadan, taştan, sudan yedide kalır. Sonra hayvanat gelir. Ama hayvanat fıtratındaki istidatla süt vereyim diyen inek, yumurta yapayım diyen tavuk, nefsani fıtratı itibariyle üçüncü derecede Halık-ı Zülcelal'i zikreder. Patlıcanda gazap yok ama horozda var. Domatesde, fasulyede gazap şehvet yok ama keçide, koyunda, inekte var.
Onun için üçüncü derece zikir hayvanattır. Dördüncü derece, bu da tasnif edilir. İnsanlar ve cinler gelir. İnsanların enbiyası zikir itibariyle mahlukatın en alasını yapar. Evliyası zikir itibariyle enbiyayı takip eder. Biz de keçi ve horoz gibi, ben bu kelimeleri söylerken affedersiniz filan demiyorum kasten, nefsimize düşerek derece derece, mertebe mertebe, çok zaman keçi ve koyunu arayacak derecede Allah'tan gafil olarak Allah'ı unuturuz. Mertebelerimize göre dereceler alırız. Ubudiyet ve kulluğumuza göre tasnif ediliriz. Nebi, veli, sıddık, şüheda, mümin, müminat gibi derecelerle cemaatat, nebatat, hayvanattan daha âli olabilme imkanları varken ve olmuşlar da çokken, bazen de maalesef onlardan çok gerilere kalırız. Kasten bunları yavaş dikkatli konuştum. Halbuki yaratılışımız eşrefi mahlukat, bütün yaratılmışların sultanıdır insanoğlu. Halifetir ruh-i zemin, Allah'ın azametini yeryüzünde temsil eden halifedir. En âlâ istidat onun, en kamil kabiliyetler onun. Velakin en süfli, çirkin işler de yine onundur. Kafir olarak Allah göstermesin küfre girer. Bütün mükevvenat halik halik ya Rab ya Rab derken, o la 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 yok 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 der, materyalist felsefenin içinde boğulur gider. Bu da insanoğlu. Biz bu sınıfı değil, Rabbini bilenleri konuşmaya çalışacağız. Rabbi bilmek ne kadar güzel. Allah'a kulluk ne kadar lezzetli. Emrine itaat ne kadar şerefli. Ama ondan uzak kalmakta ne kadar zelil ve perişan, ne kadar çirkin. Allah şu ümmeti Muhammed'i zelil ve perişan etmesin. Yaratılışımızın sırrından uzaklaştırmasın. En güzel biçimde yaratılan bizi en çirkin, Allah'a isyan eden zalimler zümresinden korusun. Elmas gibi kadrimiz cüce iken, yılan gibi, domuz gibi derecesi düşük hale sokmasın. Affedersiniz filan demiyorum. Neden demiyorum? Onlar da yaratılmış, onlar da varlık. Domuz derken ben insanı kastetmiyorum ki. O da varlık. Ama her canlıda ibret alınacak hukuk var. Kavs-ı Kassel buyurmuş, her şeyden insan ibret alabilir. Haşa huzur şimdi sözün meclisten dışarı, domuzdan da ibret alabilir. Hayvanların en mülevvisi, en çirkini, sıfatlarında çok insan huyuna, hayatına zarar veren süfli bir hayat var. Ama ibret almak istersen onda da bir ibret var. Domuz dosdoğru gider. Sağa sola dükülmez. Boynunu bir sağa çevirsin, bir sola çevirsin. Hayır, bunu yapmaz. Ama insanoğlu hayır için başını sağa çevirirken şer için sola da çevirir. Bu kadar ibret yeter.
Alem ne yaparsa yapsın, hayırlar hayır yolunu takip etti, şerliler şerden vazgeçmedi. Biz iman ile mücehiz olduğumuza göre, hayırlıların sıratı müstakim, ihtina sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, dost doğru istikamette giden, minen nebiyyine ve sıddıkını ve şühedayı ve salihin zümresine uymaya ve onları takip etmeye mecburuz. Her yere giden bin yol var. Ama herkesin niyetine göre, ulaşacağı hedefe göre, varacağı menzile göre tek bir yol var. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indallahil İslam. Tek bir yolumuz var. İkinci bir yol yok. İnneddine indallahil İslam. Allah ininde, Allah indinde din İslam'dır. Sırat onun üstünde kurulmuş. Cennet onun meyveleriyle donatılmış. Cehennem bunu bilmeyen zalimlerin şerriyle adaleti ilahiye olarak müstehak olanları yutmuş. Sen bak, iki kollusun. İstersen sağa sap, asabi yemin ol. İstersen sola sap, asabi şimal ol. Sure-i Vakıa'da Allah-u Teala insanları üç kısma ayırdı. Ashab-ı yemin, amel defterlerini sağ elinden alan sadıklar, imanlılar. Ashab-ı şimal, küfür delalette kalan sapıtmışlar. Sabigun, içinden seçilmişler. Sure-i Vakıa, üç cins. Sabigun, sabit, sadakatli, dostluğu. Ashab-ı yemin, eğrilmeyen, bükülmeyen, sağa sola sapmayan, hevai nefsi yolunda Allah'a isyan etmeyen, itaatın lezzetini tadan, ashab-ı şimal, nefsinin ve şeytanın hevasıyla Halik-i Zülcelal'i unutan, nefsinin hesabına isyan eden, üç günlük hayatı için ebedi hayatı unutan ashab-ı şimal. Amelini sol defterinden alacaklar. Sol tarafından alacaklar. Sol hayatta bunu denedi. Sol yumruklar kalktı. İflas ederek Rusya'da indi. Sağ yumruklar ebediyen diri kalacak. Sağ yumruklar ebediyen diri kalacak. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sancağını sağ el taşıyacak. Yazıklar olsun sol elinden medet bekleyenlere. Yazıklar olsun soldan medet umanlara. Denendi. Milyonlarca insan katloldu. İflas etti. Solakların eline bir şey geçmedi. Bu bir hatıradır. Evet, dertli gönül derman arar. Derman bulan Mevla bulur. Mevla'ya giden yol Kur'an'ın, İslam'ın yoludur. Allah bizi istikametten ayırmasın. Sohbetimizin adı Hazreti Habibi Hüda Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, Muhacir'in, Ensar'ın hazretleri, Hazreti Halid bin Velid radıyallahu teala anhu, dost doğru gidenler,
nefsine, şeytana uymayanlar. İslam bize nasıl geldi sualinin cevabını veren, rızayı hakkı bulmuş, muradı rahmete erişmiş, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kazanmış olan Muhacirin ve Ensar'ın sahabeyi güzün. Onlar olmasaydı biz şu anda Şehr-i Ramazan'ı bilmezdik. Onlar olmasaydı oruçtan haberimiz olmazdı. Onlar varlığıyla, yokluğuyla, imanlarının kuvvetiyle Hakk'ın yolundan sapmadılar. Hiçbir Muhacirin ve Ensar'ın Allah deyip yolundan sapmadı. Size onların Muhammed Aleyhisselam Allah olan aşklarından, şeytan ve nefse uymayışlarından, dini İslam'ın mübinin sancaktarlığını Kur'an'ın şerefiyle elinde taşıyanlardan bahsetmenin lezzetini duyacağım inşallah. Size anlatacağım faydalı eserler İslam tarihi 5. 6. cilt Eyüp Sultan Hacı Muhammed Cemal Öğüt Hazretleri'nin Eyüp Sultan ismindeki kitabı. Sonra Alimler Ansiklopedisi'nin 1. cilti Hülasa-i Mevcudat Fahri Kainat ve sahabelerinin âli hayatı. Allah kuvvet verirse bu sohbetimizi kitap haline getirelim inşallah. Daraldıkça kapısını çalalım. Şaşırdıkça yollarına bakalım, nurlarını görelim. Günaha daldıkça tövbe için ibret alalım. İsyan deryasına daldıkça sadakat denizinin deryasının kıyısında durup rahmet dalgalarının meltemlerini, muhabbeti hayatın lezzetlerini duymaya çalışalım. Çünkü ahir zaman zor. Şaşırmışlık kolay. Şaşmamak zor. Uzun Evliya isminde İstanbul'da bir ziyarete gittim. İsmi şerefi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın. Mezarı çok uzun. Bizim bildiğimiz mezarların 3-5 misli, 3-5 misli uzun. Ortasına şu genişlikte bir ağaç kütüğü koymuşlar ve şu muhterem Hazreti İmam Ali Efendimiz'in tatlı sözünü yazmışlar. Bunu ondan getirdim. Uzun Evliya, İstanbul, Yuşa Aleyhisselam'a komşu, şu kalınlıkta çam kütüğünü mezarın ortasına koymuşlar. Üstüne şu yazıyı yazmışlar. Uzun Evliya türbesi, camisi. Allah bir kulu severse neyi yok? Allah bir kulu sevmezse neyi var? Allah bir kulu severse neyi yok? Her şeyi var. Rıza ilahi var, cennet var, cemal var, şehadet var, enbiya var, evliya var. Ama Allah bir kulu sevmezse neyi var? Saltanatı biter, malı tükenir, ömrü bir çiçek kadar dahi sürmeden soluverir. Hani dedelerin, hani ataların, babaların ne umdular, ne buldular, nasıl yaşadılar? Ben bu sözü oradan aldım, size hediye getirdim. Önce kendi nefsime, sonra hepinize hediye.
Hazreti Ali Efendimiz'den getirdim. Alıp kabul ettiniz mi? Alıp kabul ettiniz mi? Alıp kabul ettiniz mi? Allah bir kulu severse ne yiyor? Her şey var. Dünya ona, cennet ona, sırat ona. Ama Allah bir kulu sevmezse, Firavun olsa, Nemrut olsa, cihana 70.000 kere saltanatla hükmetse neyi var? Hayvan gübresi gibi çürümüş, kokmuş bir mezarı var. İşte düsturumuz bu olsun. Bunu kasten hediye getirdim. Önce canıma, sonra siz cananıma. Allah bir kulu severse neyi yok? İmanı var, İslam'ı var, sıratı var, kabri bir nur, cenneti var, cemali var. Ama sevmezse, ama sevmezse cehennemi var. Rabbimden niyaz ederim. Allah'ın sevdiği kulların zümresine iltihak edelim. Allah'ın sevdiği kulların zümresinden olmayı Allah nasip etsin. Allah-u Teala'nın sevmediği kulların zümretinden uzak etsin. Amin. Ve lakin hangi yolu seçtiğimizi hayatımızla ispat etmeye mecburuz. Ne cennet amin aminle bulunur, ne cehennemden de amin aminle kurtululur. Allah ihtina sıratı müstakim dost doğru istikameti gösteriyor. Amin amin. Ver ya Rabbim sellece rahmet yağmur. Ama kayalara da yağmur yağıyor. Ne patlıcan yetişiyor ne pirinç. Amin amin. Hayır. Allah bizden istikametli, salih, salim, kamil hayat istiyor. Bedava yok. Amininen yol bulunmaz. Amine Hatun'un oğlu Muhammed Aleyhisselam'a uyarsan yol sıratı müstakim olur. Ne kadar bedava mala alıştınız amin, amin, amin. Hani hayat? Hani istikamet? Hani helal harama uyup uymamak? Hani çoluk çocuk hukuku? Hani mal can hukuku? Amin. Allah aminin ecrine erenlerden etsin. Yine bedava amin dedi. Evet amin çok güzel. Onun için sohbete başlarken amile ilaveten arz ediyorum ki takvanın dereceleri üçtür. Allah yolunda Allah korkusu esastır. Allah'ın emirlerini ifa nehilerinden sakındırdıklarından sakınmak suretiyle Allah'ın azap ve ikabından ancak korunabilir. Açar açmaz bu çıktı. Günahlardan kaçmak yolu, şüpheliği terk etmek yolu takvadır. Takva derecesi üçtür. Küfürden, şirkten, küfre bulaşmış çirkin işlerden sakınmak. İki, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirlerini hakkıyla yerine getirmek. Üç, işli dışlı, dışıyla vücudun amelleriyle, içiyle, kalbinle, ruhunla otur otur. Otur şu çocuğu oturtun. Takvanın dereceleri üçtür. Şirk ve küfürden korunmak, onların çirkin hallerinden kaçmak. Kafir neyi yaptı aynısını ertesi gün çoluk çocuğunda görürseniz
şirk ve küfürden korunmanın icabını yerine getirilmemiş olur. 2. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini hakkıyla yerli yerine getirmek, noksan koymamak, men ettiği şeylerden adam akıllı sakınmak. 3. Dışının, vücudunun dış hareketleri ve içindeki kalbinin, nefsinin halleriyle, hakkıyla Allah'a yönelmek. Yani Resul-i Ekrem ve sahabelerine benzemek, uymak. Amin amin bu. Şimdi konumuza giriyoruz yavaş yavaş. Hakikat birdir. Buyurulur ki fen, hüner, akıl, beşer müdrik değil mahiyetin. Fen, hüner, akıl, beşeri idrak değil mahiyetin. Sen bunun için gönderilmedin. Fen, teknoloji, hüner, marifet, akıl, beşer, müdrik değil mahiyetin. Bunları idrak etmek için, cambazlık için gelmedin. Sanatları ihya için de gelmedin. Birsin Allah'ım, sensin sani kevn-i mekan. Bütün bu iki cihanın, mekanın sahibi sensin Allah'ım. Her kaçan anar isem, ne zaman ben seni anar isem, kararım kalmaz Allah'ım. Her şeyden elimi çekerim. Bir şeyde karar edip onu tutup durmam. Senden gayrı gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Kainat bir yolculuk işidir. Bir hancılık işidir. İşin sonunda gözyaşı nedamet vardır. Yapılan çirkin işlerden pişmanlık vardır. Ama o Allah'ı kadiri mutlak olan Rabb-i Teala ancak gözyaşlarımız o siler. Ancak tövbelerimiz o kabul eder. Senin isminle bakınan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin azametin karşısında ben lafzı ne olur ki? Senin neyin var ki? Gencim dedin, ihtiyarladın. Gözüm iyi görür derken gözlüğe muhtaç kör oldun. Bacaklarını eğrildi, büküldü, gerdanın sarktı, yanakların buruştu, kara sakalına güvenirken bembeyaz dağlara karlar yağdı. Neyin var ki senin? Neyin var Allah aşkına? Neyin var senin? Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Mükevvenatın haliki sensin. Sineği 70 türlü cilveyle uçuran sensin. Bu dünya rahat dünyası olsaydı gündüz kara sineği, gece sivri sineği sana musallat etmezdi. Şu kadar sivri sinek geceliğin kanını emer, uyuz gibi kaçınırsın da bir sinekten korunamazsın. Kara sineği kovalarsın yine gelir. Sivrisinek kanını emer, uyuzlar gibi kaşındırır da estağfurullah demezsin. Demek bir sineğe gücümüz yetmiyor. Deveyi koyunu bırak sen. Bir sineğe yetmiyor. Gündüz karasinekten bitsen, gece sivrisinek yetişiyor imdada. Demek huzur duyarı değil. Kalın derin,
ama ufacık sinek delerken acı duyup da kovalamasın diye morfin sıkıyor. Sanatına bak. Bir damarın sıcaklığının binde birini bilip en ince damarın üstüne dahi sivrisinek konuyor. Sıcaklığını hissediyor, kuru yere konmaz. Tırnağının üstüne konmaz. Konduğu yer illa damardır. Bir derecenin binde biri sıcaklığı hisseder. Delecek ama köselen kalın. Önce bir morfin sıkar. Kanını hortum gibi emer. Morfinin acısı yakar da yakar, kaşındırır da kaşındırır. Hele 10 tane sinek sokarsa o geceler sana zindan olur. Demek gücün bir sineğe yetmiyor. Okunur dilde destanın, açıldı bağı bostanın, senin baktığın gülistanın gülleri solmaz Allah'ım. O gülistan gönüldeki muhabbettir. O gülistan dildeki kalpteki zikirdir. O gülistan Allah'a itaattır. İşte Allah Resulü'nün sahabeleri bu gülistanın bağ ve bekçileri, bahçıvanlarıdır. O güller bahçelerin sahibi, sarayların sahibi Peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizdir. Aşk bahrine dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen meydana gelmez Allah'ım. Ben görmediğim Allah'a iman etmem buyurmuş Hazreti İmam-ı Ali. Mükevvenatta her bir şey Allah'ın vahdaniyetini dile getirmiş, destan etmiş varlığı, mevcudatı, Halık-ı Zülcelal'i, قُلْ هُوَ اللّٰهِ اَحَدْ اللّٰهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ sırrıyla okumuş. Aşık Yunus seni ister, lütfiyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sırrımız bu, mührümüz bu, sancağımız bu, sürurumuz bu, saltanatımız bu, mevcudiyetimiz bu, ihlasın temeli bu, cehennemden kaçmanın yolu bu, günahlara tiksinmenin yegane çaresi bu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sadıkul sadıkul sadıkul. La ilahe illallah el melekül hakkul mübin sadıkul vadul emin. Sır bu. Evet. Evet, evet. Hilkat aleminin kalbi ve ruhu, beşeriyet muhitinin mürşidi, insanlığın kurtarıcısı, güzel ahlakın abidesi, İslam dininin getirilip vahyedilen enbiyayı zişanı, kainatın efendisi olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri beşeriyet için Allah-u Teala'nın en büyük lütfudur. Bu husus biz ümmeti Muhammed hakkında Allah'ın cidden müstesna bir afı tabidir. Atıfetidir, düzeltiyorum estağfurullah. Allah'ın cidden müstesna bir afıte estağfurullah. Atıfetidir, hediyesi, ikramıdır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da Zat-ı Zülcelal Rabbü Teala Hazretleri buyurur ki Sure-i Ali İmran 164. ayeti celilede
Zat-ı uluhiyetime kasam ederim ki muhakkak Allahu Teala müminler üzerine ihsan etti. Zira Allahu Teala o müminlerin kendi işlerinden olan Resulü gönderdi. Allah ikram edip Resulullah'a göndermeseydi hakikat nedir bilinmezdi. Ki o Resul onların üzerine Allah'ın ayetlerini okur, onları hayra sevk etmekle günahlarından temizler. O Resul insana hayra götürür. Sonra Allah'ın Kur'an ayetlerini okur, onları hayra sevk etmekle günahlarından uzaklaştırır. Hayra sevk etmezsen günahlara dalınır. Günahlardan temizler, Kur'an'ı onlara öğretir. O Kur'an'ın onların kalplerini pak eden hikmet üzerine müştemil olduğundan onlara ahlak kaidelerini öğretir. O Habibi Edip, o mükemmel, o kainatın sultanı, o zat-ı mübarektir ki Kur'an'ı onlara kalplerini temizlemek için sonra hikmet üzerine müştemil olduğundan ancak Kur'an'ın ahlakı ve Muhammed Resulullah'ın ahlakını öğretmek için gönderilir, gönderilmiş ve öğreticidir. Halbuki o Resul'den önce onlar aşırı bir delalet içinde idiler. O Resul gelmeseydi onlar aşırı bir delalet içinde idiler. Bir delalet örneği göstererek yolumuza gideceğiz. Rabia bin Abbas dili de buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zülmecaz panayırında gördüm. Ey insanlar, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyin. Kurtulun. Kendisi hangi caddeye girse halk da Peygamber aleyhisselamı takip ediyor, onun başını toplanıyordu. Birbiri üzerine yığılıyorlardı. O kadar çok insan Resul-i Kibriya'yı takip ediyordu. O hep insanlara la ilahe illallah deyiniz kurtulunuz buyuruyordu. Ama gel gör ki şaşı gözlü, yumru, yıllık bakışlı, yüzlü, yumru, patatesin eğrisi gibi yumru yüzlü, iki bölük halinde örgülü saçlı, iki bölük halinde örgülü saçlı bir adam da o Muhammed Aleyhisselam nereye giderse arkasından gidiyor. Ey insanlar, bu sizi aldatıp dininizden, baba atalarınızın dininden vazgeçirmesin diyordu. Bu dinden çıkmış bir yalancıdır diye Muhammed Aleyhisselam'a iftira ediyordu. Bu dinden çıkmış, haşa, iftira ederek Muhammed Aleyhisselam'a yalan söylüyordu. Kimdir bu zat diye sordum. Bu Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır. Kendisi peygamber olarak hak dini tebliğ ediyor, söylüyor. Ya onun arkasından giren, şu iki büklüm saçı omuzlarında toplayan, iki paket saçı sırtında omuzlarında toplayan Ebu Leheb'in saçı, onu yalanlayan şu şaşı gözlü, çirkin yüzlü adam da kim? O da onun amcası Ebu Leheb'tir dediler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tarık bin Abdullah Muharibi bu müşahadesinde başka bir mübarek de şöyle diyor. Resulullah aleyhisselamı Zulmecaz panayırında gördüm. Kendisinin üzerinde bir cübbe bulunuyor. En yüksek sesle ey insanlar la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz. Bir adam da elindeki taşla onu takip ediyor. Ey insanlar sakın ona itaat etmeyiniz. Çünkü o yalancıdır diye bağırıyordu. Attığı taşlarla Resulullah Aleyhisselam'ın ayak bileklerini kanatıyordu. Kimdir bu zat? Bu Abdülmuttalip oğullarından Resul-i Kibriya Muhammed Aleyhisselam. Ya onun ardına düşen taş atan şu zalim kimdir? Onun öz amcası Abdülüzza Ebu Leheb'tir dediler. Ali İmran suresi ayet 164'te Kur'an'ı onlara öğretir. O Kur'an onların kalplerini pak eden hikmet üzerine müştemil olduğundan onlara ahlak-ı Kur'aniye'yi, ahlak-ı diniyeyi, ahlak-ı Muhammediye öğretir. Halbuki onlar o Resul'den önce aşırı bir delalet içinde idiler. Allah-u Teala buyuruyor Sûre-i Âl-i İmran 164. Öz amca. İslam tarihi 5. 6. cilt sayfa 99-100-101. Sayfada. Öz amca. Şu halde Allah'ın yolundan gayri yol yoktur. Biraz ilerledikçe, inceliklere daldıkça göreceğiz ki ancak sadakat Allah'ın dinine karşı olması icap eder. Onun gayri, o sadakatin dışı hep sapıklık, hep delalet, hep aldanış, hep yolun yanlış ve boşa gidenidir. O çok büyük peygambere iman ve itaat, itikat ve ittiba eyleyen müminler, başta ashab-ı kiram, muhaciri ve ensarlar, Allah hepsinden razı olsun, ümmeti Muhammed olarak, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde medih ve sena buyurularak biz yalnız bu ayeti celiliği göstermekle yetiniriz diyerek müellifin işaret ettiği ayeti celile şol müminler ki Resulullah ile beraber bulunurlar. Onlar kafirlere karşı sert, haşin, şiddetli. Çünkü kafirler Resulullah'ın risaletini inkar ettiklerinden şiddete müstahaktır. Onun için kafirlerden dost olmaz. Onun için kafirler taklit olmaz. Onun için Ebu Leheb'in iki büklüm omzunda topladığı saç mümin bir erkeğin sırtında görülmez. Çünkü kafirlerin ulusu Ebu Leheb'tir. Saçlarını erkek olarak kadınlar gibi omuzda toplarsan pirin Ebu Leheb'e uymuş olursun. Şu halde kafirler taklit olmaz. Asına bak. Taklit olunana bak. Sana emredilen asıla bak. Asır dedim, asıl dedim. Aslımız Kur'an'dır. Asır bizim neyimize? Çünkü kafirler Resulullah'ın risaleti inkar ettiklerinden şiddete müstahaktırlar. Binaenaleyh kafirlerin hak ettikleri veçile
Onlara kükremiş aslanlar gibi şiddet gösterirler. Kafir arkadaş olmaz. Kafir taklit edilmez. İşte Ebu Leheb, işte öz kardeşi Abdülmuttalipoğlu Seyyidina Hamza. Birisi küfrün sancağı, şeytanın delalet yolunu, birisi İslam'ın hakikat kelime-i tevhid, Resulullah'ın yolunu gösteren Abdülmuttalib'in iki oğludur. Baba bir, kardeş yol iki. Şu halde yol bellidir. Hangi kıtada nerede bulunursan bulununuz, yol Allah'ın yoludur. Din Allah'ın dinidir. Bir peygamberin binlerce güzel ahlaka hamidesi hazır olduğu halde onları taklit edip sünnetini ihya etmek icap ederken ne olmuş bu insanoğlu İslam'a da kafirlerin muda denilen çirkinliklerin takip eder. Ne olmuş bu insanoğluna peygamberlerin yolunu taklit edeceğine, onların ahlakına uyacağına, onların kıyafetleriyle rızayı ilahiyi kazanacaklarına kükremiş aslanlar gibi şiddet gösterilecek kafirin modasını nasıl takip ederler? Onlar Allah'ın lütuf, ihsan ve rıza talep eder oldukları halde uymayanlar, omuzlarında iki saçı uzatanlar, Ebu Leheb'i taklit edenler, Resulullah'a kıyafetiyle, kılığıyla, sünnetine uyanlar, lütuf, ihsan ve rıza talep eder oldukları halde rükû ve secde ederler. Görürsün ki bu iman ve ihlas eseri yüzlerinde belirir. Bakın dışarıda yaşlı Müslüman hanımlarına iman etmiş ibadetli kiliselerden medet uman Hristiyan hanımlarına aradaki yüzlerinin nuruna bir bakın. Hallerindeki edep vakara bir bakın. Taklit edilen ve edilmesi gerekenleri ayırt edin. Bir bakın dışarıya çıktığınızda. İffet örtüsü, ismet ahlakıyla Kur'an'ın dinine sarılmış yaşlı anneler, halalar, teyzeler nur saçarken saçları keçininki gibi dimdik dikilmiş Hristiyan kadınlarına bir bakın. Nurları sönmüş hallerine bir bakın. Ne olmuş Ebu Leheb'in iki büklüm saçının taklidi? Şeytan başa çık gezer. Hristiyan başa çık gezer. Mümin ismet vakarı başının örtüsündedir. Kadın erkek olsun ismet ve iffeti, nuraniyeti, azameti örtüsündedir. Haya örtüsü, utanma ar örtüsü, Allah'ın azametinden boynunu büken günahlarından tövbe örtüsü. Ne olmuş da dimdik gezersin? Bunlar ahirette yüzlere ak olacak, kabirlerinden kalkacaklardır. İşte şu beyan olunan sıfatlar Allah-u Teala'nın Resulü'nün ashabının ahlakıdır. Tevrat'ta vardır. İncil'de beyan olunan sıfatlar budur. Din birdir. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Yahya, Seyyidina sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin dini birdir. Musevi, İsevi düşmanlığından Musevi Hazreti İsa'ya düşman, düşmanlığından Musevi ve İsevi Muhammed Aleyhisselam'a düşman. Yanılgıya bak.
Madem İsa hak değildi, Musevi diyor, niye İsa'yı inkar edersin? İsevi diyor, İsa hak, niye Muhammed'i inkar edersin? Yahudi seni haksız diyor. Demek hak birdir. Hak la ilahe illallah, gönderilen peygamberi tasdik olarak Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yol birdir. İsevi haklıysa niye Yahudi onu inkar ediyor? Demek hata var. Görünüşte daha apaşkar, dışta da zelil bir hata var. Şu halde taklit edeceğin Kur'an, yürüyeceğin caddeyi kübra Kur'an, ulaşacağın ahiret, göreceğin çetin bir hesap. Hiçbir kimse ektiğini biçmemek, yaptığını karşılığını görmemek üzere haşrolacaktır, olmaması mümkün değil. İşte Muhammed Aleyhisselam öz amcası tarafından taşlanıp saadetle ayakları kanatılırken 1400 senedir milyarlar, trilyonlar insanlara hidayete rehber olmuş. O öz amca kendi hayatını kendi elleriyle zehir etmiştir. İbret olarak her şey var. Şu halde Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin saadetli hayatı secere-i ilahiye ile hak peygamberlere dayanır. Atası İsmail Aleyhisselam, atası İbrahim Halilullah, atası Şit Aleyhisselam, atası Adem Safiyullah'tı. Şu halde Ali Nesebi Muhammed Aleyhisselam, Abdullah babası, Abdülmuttalip dedesi, Haşim büyük babası, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kâb, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadir, Kinane, Hüzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Me'at, Adnan ve İsmail Aleyhisselam ceddi fakidir. İsmail Aleyhisselam'ın babası İbrahim Halilullah 4000 peygamberin atasıdır. İşte bu Adem Aleyhisselam'ın alnında nuru tecelli eden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Hiçbir peygambere bu kadar ümmet çokluğu, hiçbir peygambere bu kadar izzet ve ismet ümmeti ve cennetin üçte ikisi bu ümmeti Muhammed'indi. 124.000 peygamber geçer, cennetin üçte biri 124.000 peygamberin ümmetine, cennetin üçte ikisi bir peygamberin ümmetine, o da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine tahsis edilmiştir. 123.900 peygamber cennetin üçte birine ümmeti, bir peygamber cenneti üç parçaya bölersen iki parçası Muhammed Aleyhisselam'adır. Sorarım sana ey kara gözlü Sofi, ne oldu da cennete talip olmuyorsun? Musa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a verilen nimetleri gördü. Beni ümmeti Muhammed'den yaptı, dua etti. İdris Aleyhisselam cennette ne köşkler, konaklar gördü. Bunlar olsa olsa peygamberlerin kürsüsüdür buyurdu. İdris Nebi cennet melekleri, ya İdris bunlar nebilerin değil,
ümmeti Muhammed'in velilerindir buyurdu. Velayet kapısı açık. Ben de veli olabilirim, sen de. Ben sen diye söyleyişim, bütün insanlar o kürsülere çıkacak, ameli kazanabilir. Ben sen diyerek burada ayırdım, şahsiyetim değil. Her bir nevi insan İdris Nebi'nin, ya Rabbim bu kürsüler, bu mübarek mekanlar kimindir? Olsa olsa peygamberlerindir. Ya İdris, o Habibim ümmeti Muhammed'in velilerinin, dostlarının kürsüsüdür. Yazık değil mi sana bana? Sözün başında dediğim gibi, Allah bir kulu severse neyi yok? Köşkler var, cennetler var. Ya Allah bir kulu sevmezse neyi var? Çürümüş, kokmuş bir cesedi kalır. Onu da kediler, köpekler yemez. Neyi var Allah'ı bilmeyenin? Ne saltanatına güvenirsin? Hangi haline övünürsün? Hele Allah için aslına astarına bak. İki dede önceki büyük baban yok. Onun babası da yok. Sen var mı kalacaksın? Şu halde şu Resul-i Kibriya'nın sahabesi olmak şereflerin en yücesidir. Sahabe kimdir? Yavaş yavaş yola koyulduk. Bakalım Allah hayır getirsin. Ah ya. Ah ya Rabbim bize medet. Ya Rabbim bizi kandırmasın şeytan. Ya Rabbim bizi şaşırtmasın şeytan. Sahabe Allah'ın katında sohbeti Muhammediye'ye şüphesiz büyük bir mertebe ve fazilettir. Allah'ın katında sohbet-i Muhammediye, Allah Resulü'nün sohbetine ulaşmak en büyük bir mertebe fazilettir. Ashab-ı kiram manen o kadar müstesna bir mevkii vardır ki, alimlik, velilik, muhaddislik, müfessirlik, müştehitlik, şehitlik, Salihlik gibi ne kadar âli mertebeler, yüksek meziyetler olursa olsun, Allah-u Teala'nın Resulü'nün sahabe-i kiramın katında mertebeleri bunlarla mukayese edilemeyecek kadar küçüktür. Kim veli olursa olsun, kim muhaddis, hadis alimi olursa olsun, kim müfessir Kur'an'ı binlerce incelikleriyle tefsir ederse etsin, hiçbir hiçbir evliya, hiçbir âli zevat, hiçbir alim bir sahabenin mertebece en küçüğünün derecesine ulaşamaz. Çünkü menbe-i saadet güneşi Resulullah'tan almıştır. Onun bahçesinin meyvelerinin emsali olmaz. Onun aşkına yananın baharı solmaz. Demek sahabe şol kimsedir. Ya Rabbim şefaatlerine nail et. Mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mülaki olup onunla görüşen, İslam üzere vefat eden kimse Allah Resulü'nün sahabesidir. İmanla müşerref olacak, bir kere görüşsün, bir kere sohbetine nail olsun, o bir kere de 100.000 senede kazanılamayan feyze, ameli, dereceyi, mertebeyi bir görüş yeter. Şu dünyaya bir güneş yetmiyor mu? Ne kadar büyük yıldızlar var. Güneşlerin milyon içine alacak büyük yıldızlar var. Ama çok uzak olduklarından sana faydası yok ki. 1.300.000 adet dünyayı içine alan senin güneşin var ya,
sabah doğar, akşam batar. İşte Muhammed Aleyhisselam şu güneş dünya için neyse, ümmeti Muhammed için de Resulullah insanların güneşidir. Meyveler onunla biter, çiçekler onunla açılır, karanlık geceler onunla tükenir. Gündüzlerin şivası, gündüzlerin lezzeti, gezip tozmanın havası, her şey zahirdeki o güneş dediğimiz bir ateş parçasının eseridir. E güneş bu kadar kıymetlidir da, ya bütün aleme rahmet güneşi olan Muhammed Aleyhisselam nasıl insanların saadeti olmasın ki? Ne ki güneş? Ol Muhammed Aleyhisselam ki miracı saadette güneş bir karış yukarıda. Samanyolu galaksinin içinde, ona en yakın galaksi 2 milyon 200 bin ışık senesi Andromeda galaksi. Kuzey kürede sadece 100 bin galaksi var. Senin güneş çölde Afrika'daki bir kum tanesi kadar. Dünyayı ılıtıyor, ışıtıyor Allah'ın kudretiyle. İşte Habib Edip Nebi-i Mükerrem Muhammed Mustafa Aleyhisselam iki cihanın güneşidir. Senin güneşin ahirette 5 kuruş etmez. O bir gün parçalanır. Kıyamet emri gelince paramparça dağılır. Helyumu, hidrojeni bir tarafa uçar gider. Yanan ateşi söner, kapkara olur. Bu dünyanın güneşi Kur'an. O güneşi elinde tutan Muhammed Aleyhisselam ne zaman dünya Kur'an'ın cazibesinden ve latif olan şeriatından kurtulursa, yani uzaklaşırsa, yani ondan mahrum kalırsa, dünya başı ters döner. Hani adam sarhoş oldu da iki tarafa sallanır ya, dünyanın başı ters dönünce güneş doğudan batar, batıdan doğar. Kur'an aklı dünyanın aklı gibidir. Dünyadan Kur'an'ın güneşi çıkarsa ters döner. O zaman şu çok milyarlarca büyük güneşin birisine çarpar, kıyamet vaki olur. Amma haşir, amma insanların hesaba çekilmesi yeni başlar. Şu tabiat dediğin şeyin parlaklığı göz boyamasın. Ne ki bu güneş? 1 milyon 300 bin tane dünya içine sığar. Bir karış mesafede. Milyarlarca ışık senesinden yıldızlardan ziya geliyor. Mükevvenatın sonu senin bağının, bahçenin, evinin, tarlasının sınırı gibi bir yerde bitmez. Allah'ın azametinin nihayet büyüklüğü olmadığı gibi mevcudat 18 bin alem Allah'ın azameti yanında bir elma, bir ceviz büyüklüğündedir. Şu halde seni seneden Kur'an, Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an'ın ahlakını senin evine, beşeriyetin dünyasına sokan Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun tellalı, habercisi, Allah Resulü'nün ahlakının önderleri, övücüleri, ibadet edicileri sahabeleridir. Muhammed Aleyhisselam deyince sahabesiz olmaz. Ebu Leheb'in canı 1000 kere çıksın, azabı atsın, ama Ebu Bekirler bu İslam'ı, ama Seyyidina Hamzalar bu İslam'ı getirmiştir. Halid bin Velidler getirmiştir. Şu halde ahir zamanın garip cazibesi
geçici lezzeti insana aldatmaması lazım gelir. Sahabe nerede kaldık? Şol kimsedir ki mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le mülaki olup görüşüp İslam üzere yaşayıp İslam üzerine vefat ederse sahabedir. Şu halde doğduk, İslam'ımız bitmedi. Vefatımızda imanı muhafaza ile memuruz. İman elimizde yol gösteren fener gibidir. Yoldaki güneş gibidir. İmanımızı muhafaza edemezsek sahabe değil, bir mümin ve mümine hatun kadri kıymetini ele geçiremeyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la muharebelere gitsin gitmesin, Resul-i Ekrem'i görmüş, oturmamış, oturmuş ama gibi gözüküyor. Kör olsun. Yine sahabe-i kiramdır. Görmedi Resulullah ama şeriatını yaşadı ya. Ümmü Mektum Hazretlerinin gözleri ama idi. Hazreti Resulullah'ın dört müezzininden birisiydi. Gözlerinin kör oluşu sahabe oluşuna mani değildi. Şu halde İslam'da hukuk topallık, kellik, körlük, sakatlık değil. Kalbin Allah'ı bilip Resulullah'a inanıp iman etmesidir. Kör olmak mani değildir kemalata. Onun için Sure-i Ali İmran'da 109. ayeti celilede ey ümmet, bize hitap ediyor Allah-u Teala. Siz insanlara ihraç olunan ümmetlerin hayırlısısınız. Zira emri bil maruf nehyi münker edersiniz. Emri bil maruf nehyanil münker farzdır. Hayırlı şeyleri öğretmek, anlatmak baba, ana, kardeş hepimize, birbirimize farzdır. Nehyanil münker, günahlı, çirkin, haram işlerden birbirimizi korumamız, ana baba olarak evladını, konu komşu akrabasını korumamız farzdır. Allah-u Teala siz hayırlı ümmetsiniz. E ne yaparız meziyetimiz? Siz haramlı işlerden ümmeti Muhammed'i korursunuz. Komşuyu duyurmaya mecbursun. Çoluk çocuğuna öğretmeye mecbursun. Akrabana haberi ulaştırmaya mecbursun. Çirkinle iyiyi ayırt etmeye mecbursun. Hayırlı ümmetsin. Çirkinliği görerek göz yumamaz, kulaklarını tıkayıp sağır edemezsin. İşte bu ayeti celileler, varını yoğunu Allah yolunda vermiş ashab-ı kiram, yani Resulullah'ı görmüş, mümin olarak sohbetine erişmiş, İslam üzerine yaşayıp İslam üzerine vefat etmiş olanların yaptıkları, hak uğrunda mücadeleleriyle mazhar oldukları alim ve devlet yöneticileridir. Ümera, insanları sevk idare eden ülema, alimler, bunlar emri bir maruf yaparlar, Allah'ın diline sahip çıkarlar. İmam-ı Kastelani Hazretleri ashab-ı kiramın hepsi adil zatlardır. İmam-ı Nevevi Hazretleri sahabeler fitnelere karışanlar, karışmayanlar adildirler. Kavaidü Tahdis sayfa 182.
Yani peygamberimiz ile sohbet eden her zat-ı âli kadir bir müştehit.